Merhabalar, hepinize esenlikler dilerim. Bugün sizlerle Col Pacino filminin neden hala günümüzde gençler arasında hatta benim yaş grubumda 50 yaşına kadar belki de 50 yaşın üstünde Aydemir Akbaş sayesinde hala gündemde olduğunun izahatini ve analizini yapmaya çalışacağım. Bu film bir seridir fakat bana göre Col Pacino aslen birinci filmdir. 2009'da gösterime girdi ve çok iyi gişe yakaladı. E, fakat şöyle, yıllar geçtikçe değeri azalmadı. <laughs> Colpacino, bugün 2021 senesindeyiz, ben dahil, ben günde belki 3 kere belli arkadaşlarım, hatta belli e, kadınlar, yani bayan arkadaşlar dahi esprilere, repliklere hakim. Sen bir şey söylüyorsun işte bilmez miyim Ekrem abi, bilmez miyim? O hemen cevabını veriyor Sabri'cim falan filan. Yani tüm repliklerin ezberlendiği inanılmaz bir film. 2009-2021. 12 sene. Dile kolay. Ee, bunun sebeplerinden birisi elbette kast. E, çok iyi. Ganyotçu olsun. E, Aydemir Akbaş. Cuk oturmuş. E, zaten e, başrol. Hiç sözümüz yok. Yan roller. Efsane. Özellikle işte o Şahin, kek meselesi, her yere vuruyor, her yere dokunuyor ama neden? Çok iyi bir gözlem, çok iyi bir deneyim ister. Ya düşündüm. Bu tek başına olacak bir iş değil. Bir şey olmalı bir şey olmalı baktım Senaryoya Kaan Ertem ve Suat Özkan katkısı var. Şimdi Kaan Ertem ve Suat özkanı biz efsane lemandan tanıyoruz. Özellikle Erkut Bey işte öğreten adam e, tiplemeler, e, Kaan Ertem'in gözlem yeteneği, Filmde hemen dedim ki tamam. Yani nokta atışları bunlar. Mazin bir yer, mazin bir yer buluyor ya falan. Ee, çok ilginç dokunuşlar, çok ilginç ee, mesela benim hayatım uzun bir süre 40 yaşına kadar tahta karede geçti plastikçi olarak. Plastikçilerin kardeşi metalcilerdir yani tencereciler. İşte biz iki telliye onlar zeytin burnuna yani e, satış yerlerimiz Tahtakale'deydi. E tabi bizim e, Beyazıt komşumuz, tekstilciler, sirkeci, gözlükçüler komşumuz dönen tüm muhabbet her gün bizim rastlaştığımız ve güldüğümüz. işte Tayland'a giden abiler olsun. E, aklınıza daha ne geliyorsa o kadar hayatın içinden bulup çıkarmışlar ki ve kast o kadar iyi ki oturmuş ki ya film bugün bile e, Türkiye'nin o ticari o burjuvazi o böyle Kobi küçük ve orta böyle işletme hatta artık büyüyen işletme yapısındaki muhabbetleri o kadar güzel anlatmış ki inanılmaz bir film. Daha yıllarca gider. O replikler eskimez. Ee, yeni seri çekiliyormuş. Orada tabi Abidin Yerebakan mutlaka oynatılmalı. Yani bence birinci seride olan hiç kimse e, kesilmemeli. Ee, yani Ekrem abi Abid'in yere bakan çok ilginç bir karakter. Yani e, komiklik yapmadan güldürüyor. Normal konuşması ya da normal mimikleri hatta sert mimikleriyle bile e, güldürebiliyor. O ilginç. Dünyada çok az öyle adam vardır. Yani e, gevşemeden e, komik. Gevşemeden komik e, zor bulunur. Anlatabiliyor muyum? Ekrem abi tiplemesi ganyotçu. Bir takım talihsizlikler yaşadı. Şahin o tencereciler. E, yan roller e, bu şoför e, şey bomba bağlanan Ali Çatalbaş e, bunlar mutlaka korunmalı. E, Konuda bir parça daha bugünleri ve Z kuşağını yakalayacaktır diye düşünüyorum. Kaan Ertem yeni senaryoda var mı bilmiyorum. Olsa çok iyi olur. Suat Özkan da muhtemelen katkısı boldur. E, dolayısıyla Colpacino'nun hayatımızdan çıkmaması aksine benim bile günlük yaşantımda ya üç kere kullanıyorum. Yani bu bugün üç kere kullanmışımdır birileriyle. Ya bir video atmışımdır ya bir şey demişimdir. O bana karşılık vermiştir. Ve Türkiye'de bir 20 milyon kişinin günlük hayatında 3-5 kere hala kullandığı replikleri oluşturan bir film gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biridir. Yani bir sürü şey söylersiniz. Şu dersiniz, bu dersiniz, işte dram dersiniz falan. Hayır. Kolpaçino. Çok sıkı bir kolpaçinoyuz. Kolpaçinocuyuz. Çünkü hayatın kendi içinden olağan akışından gelip e, bizlere hitap eden özellikle İstanbul yaşamındaki e, ticaretle uğraşan, tarihi yarım adayı bilen ve e, bir dönemin sıkı Leman takipçisi olan e, grubun yani yaşı bugün 50'lere de gelse e, o grubun e, değişmez e, hayat e, döngüsünü anlatan bir komedidir. E, onu da söyleyeyim. Son olarak şunu da izah edeceğim. Gırgırdan sonra Leman'a dört elle sarılmıştık. Leman'ın son hali içler acısı. Türkiye'de mizah ve karikatür de bitti. Yalnız tabii ki Leman'ı bu e, ortam bunlar bitirdi desek bile Gırgır'ı bitiren sözcünün sahibidir. Yani şunu söyleyeyim size o taraftan da olsa bu taraftan da olsa bir şekilde Türkiye'de karikatür ve mizah bitiriliyor. Bir ülkede karikatür ve mizah biterse Ortaya sadece trajedi kalır ve sıkıcı haberler kalır. Acilen müzikli ve mizahlı günlere dönmemiz dileğiyle selamlar, sevgiler.